Herkese merhabalar. Bugün karşınıza bir tek videosuyla çıkıyorum. Sevgili Sena Mert Türek bu ruj bağımlısı tek videosuna beni de etiketledi. Sizlerle beraber beğendiğim en uygun, en pahalı artık neyse sorular onları beraber cevaplayalım istedim. Aslında genel olarak ne tonlarda rujları daha çok sevdiğimi az çok biliyorsunuz. Daha çok nude rujları seviyorum ama bu tagi de çok heyecanlı yapmak istedim. İlk sorumuz favori lip balmın nedir? Favori lip balmım tabii ki Blistex'in şu Matte Plus isimli mentolü seviyorsanız benim gibi bayılacağınız bir lip balm şu şekilde. Renk vermiyor, renksiz ve inanılmaz güzel derecede dudaklarınızı nemlendiriyor. Ve kuruyan ve çatlayan dudaklarınızı ilk sürdüğünüzde bile iyileştiğini fark edeceğiniz bir ürün. İyileştirme özelliği de olduğunu düşündüğüm, çok güzel nemliliği olan ve benim gibi böyle kışın özellikle dudaklarınızda kuruluk çatlaklıktan öte bir yanma hissediyorsanız dudağınızda bu çok güzel bir ürün çünkü güzel bir ferahlık veriyor dudağınıza mentollü olduğu için. İkinci sorumuz en çok göze çarpan kırmızı rujun nedir? Sanıyorum bu Türkiye'de yok ama bunun muadili olan da birçok ürün olduğunu biliyorum. Wet n Wild'ın şu serisi 970 numaralı Purity Persimmon isimli şu kırmızı ve turuncu karışımı olan şu ruj. Yani dudaklarım ince olduğu için zaten genelde ben pek bu tonları kullanmıyorum. Daha çok gözlerimi ön plana çıkarıyorum. Dudaklarım ince olduğu için çok göze çarpan rujlar kullanmıyorum. Ama bunu da birkaç gece kullandım. Ve gerçekten eşim bile kırmızı ruju sevmediği halde bu ruju gerçekten beğenmişti. Ne kadar çok gerçekten dedim. Hemen dudağımdaki duruşunu da göreceksiniz. Üçüncü soruya geçiyorum. En iyi pahalı ve uygun marka rujların hangileri? İlk önce en uygununu göstereyim. Bunu birçok kez gösterdim. Wet n Wild'ın. Bir önceki ruj da evet çok pahalı bir ürün sayılmaz ama indirimde arkadaşlar bu 3,5 liraya gelen bir ruj ve inanın ki kalıcılığı, yapısı, sürerken ki o rahatlığı, kolaylığı size anlatamam. Çok güzel bir ruj ve en sevdiğim renkte E529B Cooper Dust. Hemen onun da rengine bir bakalım. En pahalı rujum ise en pahalı bende MAC var, sonra Inglot var, hani Dior'lar falan filan, Chanel bende. O pahalılıkta rujlar yok, alacağım da pek sanmıyorum. En pahalı ruj olarak da bir de şunu göstereyim. Benim favori renklerimden biri de bu. MAC'in Crimson serisinin bu Ravishing isimli şu ruju. Şeftali tonlu bir ruj. Hemen bunun da bir rengine bakalım. Dördüncü soruya geçiyorum. En çok sevdiğin MAC rujun hangisi? Hiç düşünmeden söyleyeceğim ruj. Ve tek bir tane MAC'ten ruj alsam o da bu olurdu. Kinda sexy. Şöyle. Bazı dudaklarda çok daha kahvemsi dursa da bazı dudaklarda da daha şeftalimsi ve nude gibi duran bir ruj rengi ve her makyajınıza gece veya gündüz fark etmeksizin rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ruj. Hemen bunun da rengine bakalım.
En çok hayal kırıklığına uğradığın ruj hangisi? Benim de Sena gibi gerçekten hayal kırıklığına uğradığım ruj Kate Moss'un bu kırmızı kapaklı serisi. İki tanesi var bende. 110 ve 113 numaraları mevcut. İnanılmaz derecede kuru bir yapısı var. Evet, matlar. Ama bana göre mat ayrı, kuruluk çok ayrı. İnanılmaz derecede kuru olmayan dudaklarınızı bile kurutuyor ve kum kum olması, yani bir 15-20 dakikanızı almıyor desem yeri. Hani matlıktan öte çok kuru bir ruj. Diğerleri nasıl bilmiyorum ama ben de iki tanesi. İkisi de aynı şekilde. Hemen isterseniz bunun da rengine bir bakalım. Altıncı soru, dudak kalemi evet mi, hayır mı? Buna siz karar verin. Şöyle, nude, kahverengi, kırmızı, bordo, nasıl diyeyim? Yani hemen hemen hangi renk rujum varsa onlara uygun dudak kalemlerim var arkadaşlar. Seviyorum. Tek başına bile bir dudak kalemini dudağıma ruj gibi sürmeyi seviyorum. O yüzden seviyorum yani. En çok sevdiğin lip gloss hangisi? Essence'in XXL serisinin bu 23 Dazzle Glow isimli. Çok uçuk pembe. İçinde çok küçücük ışıltıları olan ve hangi ruju sürerseniz sürün üzerinde çok hoş duran, tek başına da kullandığınızda dudağınızda güzel bir ışıltı dolgunluk veren bir lip gloss. Ve son soruya geçiyorum arkadaşlar. Paylaşmak istediğin ekstra bir şey var mı? Bunu paylaşan, gösteren var mı bilmiyorum. Ama bunu birçok videoda izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Hatta ben de birkaç videomda söyledim. Farları ruj olarak kullanmayı çok seviyorum. Çok da yapıyorum arkadaşlar. O yüzden bir de sizlere uygulamalı olarak göstereyim. Rujumu sildim ve bir tane günlük ya da gece, artık hangi lip balmı, dudak ürünü kullanıyorsanız onu dudağınıza sürün ki far çok kuru olduğu için yerleştirmeniz, farı oturtmanız kolay olsun. Lip balmımızı sürdük ve şimdi dudağıma uygulamak istediğim farı, istediğim rengi kullanabilirim ve elime ben The Balm'ın Shadeleyde paletinden volüm 3 olanını aldım ve şuradaki mor rengi kullanacağım. Hop, şu ortadaki mor rengi dudağıma uygulayacağım. Bunu bir fırça yardımıyla da yapabilirsiniz ama ben parmağımla uygulamayı daha çok seviyorum. Daha kontrol edebildiğimi düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi bence çok da güzel bir ruj oldu. Ve altına sürdüğüm lip balm çok yoğun bir nemlendirici olduğu için hani dudağımı rahatsız eden bir kuruluk falan yok. Ama daha parlak bir görüntü de istiyorsanız şöyle bir şeffaf gloss ya da bu gösterdiğim favorim olan lip gloss'u da üzerine uygulayabilirsiniz. Şeffaf lip gloss'umu süreyim hemen üstüne. Bu şekilde birçok rujlar elde edebilirsiniz. Evet, bir tane daha denemek istiyorum sizlere. Şöyle üstüme uysun, öyle bir ruj elde edelim bakalım.
Evet, bu da çılgın bir ruj olsun. Bu şekilde elbette ki daha kullanılabilir renkleri de yapabilirsiniz. Pigmentle de allıklarla da bu işlemi her türlü yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce kendisinden Sena'ya teşekkür ediyorum. Beni böyle güzel bir tek videosuna etiketlediği için ve ben de Miss Ebi isimli Ebru ablamı ve Makyaj Sever isimli Hasibe'yi tekliyorum. Umarım en kısa zamanda onlar da keyifle yaparlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.